Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce bir duyurum var. Biliyorsunuz bugün bir altcoin videosu daha gelecek. En üst yoruma yorumumu sabitledim. O yorumun da altına isteklerinizi yazabilirsiniz diyerekten analizimize başlayalım. Şimdi Bitcoin ne durumda? Dün de dedim arkadaşlar temkinli olmakta fayda var. 40.700 üstüne gün kapatmadıkça Dileyen nakitte veya Bitcoin'de ya da yarın nakitte benim fikrim ise yarın nakitte arkadaşlar. En azından rahat uyursun, kafan rahat eder. Hani maksimum kazanacağım diyerekten strese girebilirsin. Ama yarın nakitte yarı bitcoin'de kalınca düşüşlerde daha rahat olursun. En azından nakitin olduğu için bir özgüvenin olur bu bir. İkincisi de yükseliş gelirse de kazanmaya devam edersin. Her halükarda daha avantajlı diye düşünüyorum. Şimdi dün 40 bin, 41 bine iğne attık biz. İşte millet uçacak kaçacak demeye başladı tekrardan ve indirdiler aşağıya. Yani slogan neydi arkadaşlar bir aydır? 40.700 üstüne gün kapatmadıkça temkinli olacağız. Üzerine çıktı iğne attı vesaire gün içi ama gün kapanışını üzerinde yapamadı. Önemli olan gün kapanışını üzerinde yapması. Ve ardından satışını yedi görüyorsunuz. Bu turuncu çizgiye düştü. Nedir bu turuncu çizgi? Bakın burada bir yükseliş yaşanmıştı biliyorsunuz. Neydi bu yükseliş? Gariban babası Elon Musk'ın yaptırdığı pump. Yani orada biz kapanış yapmışız. Burada saatlik kapanış. Daha sonra da burada da saatlik kapanış. Yani direnç olmuş görüyorsunuz. Ora kırılınca yükselmiş. Daha sonra da tekrar düşüp retest ettik biz bu çizgiyi. Ne oranın bulunduğu yer? 38.290 seviyeleri. Hadi biz 32 bin, pardon, 38 pardon 38.250 diyelim buna. Not edin arkadaşlar. 38.250 altında saatlik kapanış görmemiz güzel olmaz. Akabinde bir düşüş gelirse de orası direncimiz olacaktır. <laughs> yani kırılan bir destek direnç haline gelebiliyor. <gülüyor> pardon. <gülüyor> evet nerede kalmıştık? Yani diyelim kırıldı orası diğer destek bölgemize düşebilir. Buradaki tepe, buradaki diple görüyorsunuz. Yani teyitli bir çizgidir. Onun bulunduğu seviyese 36.590 arkadaşlar. Yani biz 38.290 250 altında saat kapatırsak diğer hedefimiz 36.590'lar olabilir. Oralarda kırılırsa 35.450 ve bana göre son kale arkadaşlar 34.500 bölgeleridir. Yani oralar gerçekten önemli. Orayı kırmamamız lazım bizim. Kırarsak kötü şeyler olabilir. Neyse bu düşüş senaryosu. Yükseliş senaryosuna gelelim. Arkadaşlar 40.700'ü denedi, kıramadı. Bir dahaki senaryo, yükseliş senaryosuna da tekrar orayı dener. Yani şu an atıyorum nere hedef olabilir? İlk etapta şurada bir tepe yapmışız. Şöyle göstereyim. 39.560 Orası ilk direncimiz gibi duruyor. Daha sonra neresi önemli? Hmm, şöyle bakalım, şuraya da bir çizik atabiliriz. 40.300. Orası da diğer direncimiz olur. Yani arkadaşlar direnç çok önemli değil aslında. Önemli olan günü 40.700 üstünde kapatabilmek. Yani bizim bunu yapmamız lazım. Şimdi arkadaşlar bir de hareketli ortalamalardan durumu değerlendirelim <laughs> ya da Bollinger bandı da olabilir. Stokastik arasaya da bakalım. Nerede o? Burada. Şimdi saatlik ala gitmiş. Ve, e, de sada gidebilir arkadaşlar. Belli olmaz bu stokastik şuradaki gibi yapabilir. Neticede ala gitmiş ve saatlik MA20 test etmeye gidiyor. Hemen hemen deminki verdiğim çizgiyle örtüşmektedir. Yani 39.560 orayı takip edeceğiz. Oranın üzerinde Şöyle iki tane saatlik kapanış gelirse güzel olur. O zaman tekrardan e, yeni zirveleri deneyebilir diye düşünüyorum. 2 saat diye bakalım. 2 saatlikte de MA20 kırılmış. Şimdi üzerine atmaya çalışıyor. 2 saatlik kapanışa daha bir saat 40 dakika var. Yani bu grafik bize pek bir şey diyemez. Ha, üst bandını hedef olarak belirleyebiliriz. 40.900 seviyeleri gibi duruyor. Yani 41.000 de olabilir dünkü gittiği yer. 3 saatliğe bakalım. 3 saatlikte de MA20'de tutunmuşuz görüyorsunuz. Şöyle. Yani yükselişlerde de normalde teknik olarak Bollinger üst bandı hedef olur. Orada işte 41 bin dolara geliyor. 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte de MA20 iğnemizi atmışız. Stokastik dip seviyelerde. Yani görüyorsunuz potansiyel olarak tekrardan yeni zirveleri deneyebilir arkadaşlar. Tek dikkat etmemiz gereken yer neredir? Tekrar göstereyim orayı. Bollinger bandını kapatayım. Çizgilerimizi yeniden açalım. Şurası arkadaşlar 38.250. Not edin. 38.250 altında şöyle en azından bir 2 saatlik kapanış gelirse o zaman tehlikeli olur. Bu olmadıkça yeni zirvelere gidebilir Bitcoin günü de 40.700 üstüne kapatmamız lazım. Bunu da yaparsak, biliyorsunuz arkadaşlar, geçen videolarımda da dedim potansiyel hedef 60.000 dolar bile olabilir. 40.700'ü takip edelim derim. Dileyen nakitte de bekler, dileyen Bitcoin'de bekler, dileyen yarı nakit, karar sizindir. Stres istemiyorum ben diyorsan yarı nakitte beklen, yarı Bitcoin'de beklersin. Tercih senindir. Yani arkadaşlar, Bitcoin'de durum bu şekilde. Bir de Ethereum'e bakalım, o ne yapmış? 4 saatte alalım. <laughs> bakın ethereum'de bu yeşil çizgiden bahsediyordum bir süredir size. Ora kırılınca hatta yarı ethereum'a e geçtiğimi duyurmuştum biliyorsunuz 1400'lerde. Ve arkadaşlar e, sert yükseliş geldi şimdi de aynı çizgiye düştü ve desteğini aldı görüyorsunuz bakın. Yani destek aldığımız yer orasıdır. Orası önemli bir destektir. Şu an bulunduğu seviye 1590 seviyelerinde ya da şöyle yapalım. 1580 seviyelerinde arkadaşlar. Oranın kırılmaması lazım. Ora kırılmadıkça sıkıntı yok diye düşünüyorum Ethereum'de. Diyelim kırıldı, ne olur? <laughs> yani şöyle de bir çizgi çizebiliriz. Şuradan başlatabiliriz onu da. Yani hemen hemen bu turuncu çizginin örtüşüyor aslında. Bakın arkadaşlar eğer biz 1580 altında şöyle bir 4 saat kapanış yaparsak ve tekrar üzerine atamazsak arkadaşlar o zaman turuncu çizgiye kadar bile düşme riski var. 1400 dolar seviyelerine kadar geri çekilme riski var. Yani öyle bir durumda ne olmuş olur? İşte kırdığı üçgeni test etmiş olur. Retest. Yani retest sonrası normalde yoluna devam eder. Örnek vereyim. Tabii ki bunu konuşmamız için Öncelikle bu yeşil çizginin kırılması lazım. Hatta şöyle burada da bir dibimiz var. Biliyorsunuz bazen fake'li kapanışlar da yapabiliyor. Şöyle Tam teyit için Yani aslında aynıya geliyor da Bir bakalım tam neresiymiş yani 1580 dediydim değil mi? Şöyle 1575 yapalım biz bunu Altında 4 saat kapatmaması lazım Eğer onu yaparsa e, Tehlikeli olur Ethereum Tekrardan 1400 lere düşme riski olabilir, öyle bir durumda. Bu yeşil kırılmadıkça, dediğim seviye kırılmadıkça da. Hatta oraya da bir çizik atalım, kenarda dursun. Şöyle yapalım. Rengini ne yapalım arkadaşlar, hangi renk yapalım? Ee, renk kalmadı, <laughs> hepsini kullanmışız. Kırmızı yapalım, evet. Yani bu kırmızı çizgi kırılmadıkça sorun yok. Şöyle 1575 diyelim. Altında bir 4 saat kapatırsa tekrardan 1400'lere düşme riski var. Kırmızı kırılmadıkça da yeni yeni zirvelere gitme potansiyeli var. Hedeflerimiz neydi? 2000 dolar ve 2600 dolar hedeflerimiz vardı biliyorsunuz. Yani Ethereum'de de durumlar bu şekilde. Şimdi de dominansa değinelim. Yani gözüme çarptı. Dominance'da uçuş, Bitcoin'de uçuş, altcoin'lerde çöküş gibisinden videolar gördüm internette arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Benim yorumumu biliyorsunuz. Tekrardan geleyim oraya. Bu arada Bitcoin sert düştü ama altcoin hatta benim sepetimde yükseliş bile oldu arkadaşlar. Yalan yok. Yani Bitcoin'in düşmesi benim sepetimin işine geldi. Bu da dominans geri çekildiği için oldu diye düşünüyorum. Şimdi günlük bazdaki ortalamalarımızı açalım. Bakın ne oldu dün? MA 200'e bir yükseliş geldi ve dedim ki günü bizim MA 200 üstüne kapattırsak o zaman sıkıntı olur. Ne diyordum? %63 üstünde gün kapatmadıkça sorun yok. Ve ne oldu? Altında kapattı. Önce üzerine çıkmıştık günü de 62'lerde kapattı. Yani hala diyorum %63 üstünde gün kapatmadıkça problem yok dominans açısından. <laughs> ama onu yaparsak o zaman eee dominansta sert yükselişler altcoinlerde sert düşüşler görebiliriz. Şu an ben olumsuz değilim altcoinler adına. Yani en kötü olacak şey Bitcoin belki sert düşer altcoinleri düşürür vesaire. Onu bilemem ama e, bir problem görmüyorum. Ben dominansta 63 kırılmadan eee paniğe girmem altcoinler adına <laughs> yani bir sorun yok korkmayın battınız yüzde 63 üstünde gün kapatıyor dominans o zaman daha dikkatli olabiliriz altcoinlerde De dün panik havası vardı işte dominans uçuyor bitcoin uçuyor altcoinler düşüyor vesaire hani iyi operasyon çektiler ben grafiğime sadık kaldım hiç panik yapmadım. Tamam altcoin'lerde biraz geri çekilme olmuştu bende ama dominans geri düşünce arkadaşlar hepsi geri eski seviyesine geldi. Yani bir problem yok rahat olalım. %63 üstünde gün kapatırsa o zaman temkinli olabiliriz arkadaşlar. Uzun vade sepetlerimi zaten bozmuyorum biliyorsunuz. Şimdi yani anlatacak bir şey de kalmadı. Bir günlük kısa keseyim bu kadar yeterlidir. Bitcoin'e değindik, Ethereum'e değindik, Dominans'a değindik, altcoin'lere değindik. Yani ilerleyen saatlerde altcoin videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.